Yaz geliyor. Siz de benim gibi sıcak insanı mısınız? Şimdi hani böyle şehrin, ilçelerin girişlerinde böyle bir döner, böyle bir kavşak vardır ya. Orayı gördüğünüzde içiniz böyle kıpır kıpır olur. Hele bir de memleketinize gidiyorsanız. İzmir'in Ödemiş ilçesinin Birgi kavşağındayız. Birgi köyü burası. Bazen ismi karıştırılıyor. Ne dedin? Birge mi? Birgi mi? Ben de ilk duyduğumda karıştırmıştım. Bu benim Birgi'ye ikinci gelişim. Dünyanın 2012 yılında kültür mirası listesine aldığı bir köy burası. Aynı zamanda dünyanın 32 en iyi turizm köyünden bir tanesi. Oh, mis gibi çim kokusu. Empati yapmayı sevdiğim için şehirde yaşadığım dönemlerde tatile çıktığım zamandaki kafa yapımla yapıyorum videolarımı. Eski izleyicilerimiz bileceklerdir. Yaz gelirken veya yaza doğru gezilecek, görülecek yerleri bir doğa sever kafa yapısıyla kendi dilimle anlatmaya çalışıyorum. O videolardan bir tanesi. Birgi ile ilgili daha sonra yaşamların da içinde bulunduğu bir videomuz olacak diye tahmin ediyorum. Ama şu anki izleyeceğiniz video, ya ben Birgi'ye geldiğimde tatil için vakit ayırdığımda bir kültür gezisi mahiyetinde çocuklarımla acaba gezdiğim yer nasıl gibi size göstermeye çalışacağım. Birgi videomuz başlıyor. Hayır için mi? Bu hayır için. Genelde 3 gün lokmaları cenazelerden sonra yapılır ve hayır için yapılır. Bizim oralarda da yapılıyor ama siz daha büyük bağlıyorsunuz, biz daha küçük bağlamıyoruz. Burada değişebiliyor. Burada biraz daha büyük. Sizin o tarafta şerbetli olduğu için daha küçük yapılır. Bizim burada peynirle helvayla yendiği için pişi tarzında. Olduğu için pişi tarzında sevildiği genel halkın %90'ı böyle sever. Biraz da doysunlar zihniyetli. Yani biraz daha büyük sever bizim burası. Abi herkes kendi alıyormuş. Öyle diyorlar. Doğru mu? Servis. Birisini görevlendirin artık. Biraz daha büyük bağlıyorlar. Öyle bu şekilde. Yanında da bir şeyler yiyince yani böyle bir öğle yemeği gibi, sabah atıştırması gibi. Tatlı tarzında yapılan lokmalar daha küçük olur. Daha çıtır olur. Bizim burası şerbetli sermez. Peynirli helvayla böyle sade sever yani burası. Evet. Bak amca aldı. Ne güzel şimdi torunlara götürüyor. İki ev ya. Alıp gidiyorum ben bunu. İki ev için alıyorsun. Yani iki ev için. Tamam. Burada iki evi. Ne güzel. Boşluğu yakalıyorum bırakıyorum. Boşluğu yakalıyorum bırakıyorum. Yani he, evet. Amin. Bizim burada düğünlerde, sünnetlerde lokma yapılmaz. Yapılmaz. Burada sadece et yemeği ve köfte yapılır sünnetlerde. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkürler abi. Size de. Amacımız esasında sizin gibi hayat yaşamak. Öğretmeniz. Öyle birazdayız mi? Aynen. Dileyeyim ben. Gördüm sizi. Heyecanlandım biraz da. Görüyorum. Çok sağ olun. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. Mesela şuraya bakar mısınız? Ben bu kadar yıllığım diye resmen bağırıyor. Şöyle eski yapılara baktığımızda insanın böyle kendi ülkesinden aynı hisleri paylaştığı başka birilerine bir şeyler anlatması ne kadar güzel bir şey değil mi? Yığma taşlarla yapılmış, hiç bozulmamış, 2012 yılında dünya mirasına kabul edilen bir şu andaki adıyla mahalle, Birgi Köyü. Umur Bey Caddesi. Tabii ki bu şekilde bir tabelaya rastlamak burada çok normal. Çünkü Umur Bey Aydınoğulları'nın 3. hükümdarı. 25 yaşında hükümdar olmuş. İsminin verilmesi de çok normal. Bu yeni yapı gibi gözüküyor da çok fazla eski yapının olduğu yerde öyle de bir yeni yapı var tabii, yenilenmiş. Tabii 400 yıllık cami olunca hemen dikkat çekiyor. Orada yazıyor. Derviş Ağa Camii. Tarım Kooperatifi'nin hemen yanında şöyle bir boş alan var. Şurada bir park var. İbadet yapmak isteyenler tatile geldiğinde burayı da ziyaret edebilirler. Tabi yazın serinecek yerler arıyorsunuz ya, öyle bir yer olabilir. Çok ağaç var burada. Ağaç sıkıntısı yok gibi duruyor. Serinleyebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz bir yer. Saklı Bahçe. Hemen o caminin yanında. Bilmediğin yerleri anlatmak da çok keyif oluyor ya. Benim hoşuma gidiyor. Neydin sen oğlum bu kadar böyle? Oğlum ne? Lan. (gülüyor)
konaklamayla ilgili mesela aklınıza bir şey gelebilir. Yağmur Atağı bir tane konaklama yerine girseydi falan diyebilirsiniz. Eğer Ödemiş'te kalmayacaksanız, Birgi'de kalmak istiyorsanız ya buraların da bir tadına bakalım dediğinizde, şu an benim bu videoda bir şey söylememe gerek yok. İnternete baktığınızda birçok pansiyon var. Ayrıyetten o pansiyonların yanı sıra belediyeye ait, belediyenin 10 odalı misafir evi diye arattırdığınızda karşına çıkacak muhtemelen böyle bir durum olacak. Yani sizi yönlendirecekleri yer Otamış Pansiyonu diye bir yer var. Şu anda ben sorduğumda şu Ramazan ayında 1350 TL'ydi 2 kişi ama diğer pansiyonların hemen şu tarihte bu fiyatın 2 katı civarında olduğu söyleniyor. Herkesin tatil anlayışı, tatilden keyif alma şekli farklı ya. Şimdi bak, uzun yola bakar mısınız? Şu derinliğe bakar mısınız? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bazen sadece yürüyüş yaparak da bazı insanlar kendilerini dinlendiriyorlar. Bulundukları dakikalarda çok keyif alıyorlar. Yukarı doğru giden bir yol var. Yani sizin hoşunuza gidiyor mu mesela? Benim çok hoşuma gidiyor. Yani farklı farklı keyif alacağım şeyleri arayıp bulma telaşında olmak. Yukarı doğru çıkıyoruz. Ya burası tabii ki daha önce Perslerin, Romalıların, Bizansların yaşadığı 700 yıllık topraklar. İçinde kendimi sanki 4 çağa ait özellikle yapılmış bir film setinde gibi hissediyorum. Tam doğru telaffuz edebilmek için kelimelerimi de seçerek kullanmaya çalışıyorum. Bildiğin yerlerin dışında tatil anlayışı başlığı altında bilmediğin yerlerden de bilmediğin tatları yaşayarak keyif almak mümkün. O yüzden ben sizler gibi şehirlerde yaşarken bavul hazırladığım zamanlarda, tabiri caizse, şimdi öyle bir durumumuz yok buralarda yaşadığımız için, bavul hazırladığımız zamanlardaki psikolojim oydu. Acaba bu tatilde ben ne hissedeceğim, ne yaşayacağım? Burası bir çocuk parkı. Çocuklu bir aile olarak bu tarz şeylere gittiğiniz yerlerde ihtiyaç duyuyorsunuz. Onlara bir tanesi işte çocuk parkı. Hemen böyle meydanda. Onu da bilmiş olun. Yani Birgi'ye gittiğinizde park var, merak etmeyin. Tabii büyük taarruz sırasında buralar çok zarar görüldüğü için, yakılıp yıkıldığı için bazı yerler onun izlerini taşıyor. Ama bazı yerlerde bu durumda orijinalliğini koruduğunu da gösteriyor. Gerçekten baktığınızda evet, ahşapla taşın birleşimi olan evler bizi bırak eskiye götürmeyi, bir sürü aslında günümüzle ilgili bilgiler de veriyor. Mesela dikkat ederseniz basitlik kokuyor. Yani ne demek o? Bak şimdi. Yığma taşları aralarında işte çamur karışımı yaparak sıvamış. Önem arz eden yerlere bu tahtayı, bu ahşabı koymuş. Şöyle uzatmış. Bakın sonuna kadar, evin sonuna kadar uzanıyor. Yukarı baktığımızda taşların bittiği yerde ne olması lazım? Bir tane çatı olması lazım. Yani basitlikten bahsediyorum arkadaşlar. Yani tabii ki şu anda her şey gelişti, modernleşti. Yeni cihazlar, yeni teknolojiyle hayatımıza katılan bir sürü cihaz var, bir sürü yapı malzemeleri var vesaire. O ayrı bir konu ama işin bu tarafını da hani bakmak istediğinizde, işte tatile geldiğinizde, gezmek istediğinizde, kendinize ayırdığınız vakitte burada geçirdiğinizde kendinize kattığınız bir şeyler olabilir. Bu manada gösteriyorum aslına bakarsanız. Dünyanın en iyi 32 turizm köyünden birisi. Onun yanında hemen İmam Birgivi'nin derslerini verdiği Ataullah Efendi Medresesi burası. Buradan şöyle geldiğinizde başka bir ufak böyle sıcak meydan sayılabilecek yere doğru geliyorsunuz. Şu anda da o kadar sessiz ki. Buraya yazın gelenler belki şu an buranın haline şaşırabilir. Bakın. Sessiz. Düşünsenize yazın. Haziran, Temmuz, Ağustos nasıl olur buralar acaba? Şöyle ilerleyelim. Burası tarihi meydan kahvesi. Şurası Morfesi diye geçen gözlemenin, çayın, kahvenin, kar helvasının, limonatanın olduğu yer. Morfesi diye geçiyor. Böyle kocaman bir ağacın altında. Birgi Köy Evi mutlaka karşınıza çıkar. Orası da şurası. İzleyenler bilir, Yeşil Deniz dizisinin çevrildiği yer. Hadi gel Allah'ım. Hepsini çek bak. Teyzeye de çek. Çok güzel oturuyor. Kumda kahve de yapıyorlarmış burada. Evet Çağatay abi. Abi burada? Şimdi biz 28 yıldır bu sektördeyiz. Burada gördüğünüz bütün ürünle
bizim elimizden geçiyor. Yani ürünlerin %70'i bize ait, %30'unu temin ediyoruz. Üst katları gezebiliyorsunuz. Burada Yeşildeniz filmi çekildi. İlk dizdiler. İlk dizi burada çekildi. Deli Hikmet'in evi sahnesi. Kumlu kahve yapıyoruz. 40 yıl hatırlık olanından. Kaç kuruşa? 40 yıl hatırlık. 40 kaç, lira. Kaç kuruşa? 40 kuruşa yazın geldiğinde kahve içecekler değil mi insanlar? Aynen. Evet. Yazı değişim bilmeyiz ama 40 lira şimdiki fiyatı. Evet. Ve bazen bazı yerlerde olmasını istemediğiniz dut ağacına asılmış bir salıncak. Tam o meydanın hemen yanında. Biraz buraya geldiğinizde yürüyerek böyle zamanınızı geçireceğiniz için dolayısıyla yorulacaksınız yani. Çocuğunuzdan önce siz koşabilirsiniz buraya böyle oh dinlenmek için. Efendim, şimdi de Saliha Hanım Taş Konak'tayız. Cumhuriyet döneminden kalma bir konak burası. Zaten sokağa da baktığınızda, şimdi gireceğiz içeri. Şu beyaz yapı var ya, Yunanlılar zamanında karakol olarak kullanılan bir bina. Hemen yanındaki, gözüküyor mu taş ev? Orası da 300 yıllık binaymış. 300 yıllık bina. Eskileri konuşunca ne hissediyorsunuz? Eskilerden bir görüntü görünce ne hissediyorsunuz? Ben hislerimi anlatamıyorum. Vatandaş eliyle yapılmış tarihe saygı kategorisinde ciddi bilim adamlarının gelip de bakıp işte kapısı duruyor, taşı duruyor, gerçekten bozulmamış. Tarih aynı şekilde günümüze kadar yansıtılmış ve saygı duyularak yapılmış denilen ve ödül almış, ciddi ödül almış bir konak. Tescilli sokağın hemen yanında böyle bir konak. Burada ne var? 7 tane odası var. Konaklama yapılabiliyor. Restorantı var. Böyle bir avlusu var. Böyle tarihi yerlerde bir yapınız varsa, tapusu sizin üstüneyse bile siz kafanıza göre davranamıyorsunuz. Belli bir izin dahilinde yapılaşma veya işte bir tamir veya bir çivi çakma izni veriliyor. Böyle bir yer. Şöyle gösterebilir miyiz? Güzel bir şekilde eski dokuya zarar vermeden tadilat yapılmış. Doğanın sesinin de önüne geçmeden konuşmaya çalışıyorum. Hepimizin evlerinde vardı değil mi şunlardan? Böyle bir yer. Konaklama alternatifi olabilecek bir yer. İçeride restorantı da var. Saliha Hanım Taş Konağı. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Evet, yine burası da Osmanlı'dan kalma bir yapı. Zaten anlaşılıyor. Baksanıza figürlere, taşlara, kapılara. Sentetik hayatımıza girmeden önce Türkiye'nin iki önemli ipek böceği yetiştirilen yer varmış. Bir tanesi burası. Diğer yerde herhalde Antalya, tam bilmiyorum. Geldiğinizde göreceksiniz çok fazla dut ağacı var. Neden? İpek böceği dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceği koza yapıyor. Kozadan işte ip çıkıyor. Ondan sonra da ipten de ürünler çıkıyor. Buraya geldiğinizde biraz derinliğini araştıracağınız bir yer olarak ortaya çıkıyor. Burayı da gezip görebilirsiniz. Eğer özel aracınız yoksa ödemiş 15 dakika uzaklıkta buraya ve Salihli'den toplu taşıma araçları var. 795 nolu otobüs mü öyle biliyorum, ben öyle okumuştum ama tekrar siz bakın. Uçakla gelmek istediğinizde Adnan Menderes Havaalanı buraya yakın. Onun dışında zaten özel aracınız varsa çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Artık bilgiye çok kolay ulaşabileceğimiz bir çağdayız. Navigasyonu açtığımızda direkt buraya getiriyor. Şu boşluk nasıl? Eskiden nasıl yaşanılmış? Eskilerden şu günümüze kadar bir şeyler nasıl gelmiş? Biraz böyle okuyarak da bir yerleri gezmeyi seviyorum. Deniz belki merak ediyor olabilirsiniz. Deniz tabii ki uzak, içeride biraz daha ödemiş ve birgi. En yakın deniz Kuşadası. O da 1,5 saatlik falan bir zaman alıyor. Selamlar. Murat benim ismim. Sohbet etmeye geldim. Oturabilir miyim? Otur. O da çekim yapıyor. Bir problem var mı? 13 yaşında buraya geldik biz. Yunan'la evimizi yakmış. Babam subaymış. Yüzbaşı. 22'de Yunan'a deniz döktükten sonra İzmir'e gelmişler. Tabii aldılar. Ben doğmuşum gari 22'de. 1922. He. 22'de ben doğmuşum.
Anam bir sene sonra mızmız etmeye başlamış. Memlekete gidem, memlekete gidem diye. Burası Mera. Mera'ydı burası. Ev yıkıkları vardı. Evler yıkılmış. Duvarlarla çevirliydi. Şu binaları kadar. Evet. Bu şekil... Buraya ne oldu? Burası okuldu. Okuldu. Şu an ne oldu burası? Burası çekil. Vakıf oldu burası. Ha, vakıf. Şurası da köy kahvesi mi? O kahvenin olduğu yerler de birinci, ikinci sınıf, üçüncü sınıf çocuklar okuyordu. Ha. Nihat abi, şu böyle bastonla torunları dövüyor mu şöyle bir? Torunlara vuruyor mu şu bastonla? Ben çok böyle baston yedim. Dedemden. Bunu kullanıyor mu ara sıra? Yok. Kullanmıyor mu? Ben çocuklarıma bir kız bir oğlan giden evladım var benim. Allah bağışlasın. Helal olsun. Çok sağ ol. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkürler. Bu kadar mı? Bu kadar. Seni çok yormayalım. Burası da köyün böyle minik sıcak kahvesi. Bir yere gittiğinizde hemen ilk karşılaştığınız oranın kahvesi vardır ya, orada bir şeyler içersiniz. Ama öyle bir yer. Bir de çok fazla dizi çevrildiği için burada, filmde, dizide çevrildiği için belki görüntülerden "Aa evet, burası orası" deyip hatırlayacağınız bir yer. Köyün kahvesi. Burası şu anda böyle meydan olmuş, hareketli meydan olmuş. Market var. Birgi ödev evi var burada. Bir tane sinema var. İnsanlar ikinci yaşamlarına geçtiğinde bazı yerleri hani sessiz sedasız diye tercih ettiklerinde oralarda şehirlerdeki bazı imkanlar olmaz. Onlardan bir tanesi de sinema. Ararlar ama bulamazlar. Burada da küçük bir sinema var. Küçük tek koltuklu bir berber var. Acaba tek koltuklu mu? Şu an yeni göreceğim. İki koltuklu, evet. Kolay gelsin. Merhabalar efendim. O iletişim şeyine bakıyorum. Ekmek 9 liraymış. Tanıdığım, bildiğim yerlerde, ben de esnaf olduğum için en çok dikkat ettiğim şey veya esnaflığı geç, yeni tanıştığım biriyle. Çünkü tatile gittiğiniz yerlerde mutlu olmanız gerekiyor. Güler yüz çok önemli. O yüzden ona çok dikkat ediyorum. Bana nasıl davranıyor acaba falan diye. Bazen bazı bildiğim yerleri bilerek çektiğim olabiliyor ama bilmediğim yerlere de yüz gülmesine bakıyorum. Süzgeçim o. Özel aracı olmayanlar için minibüslerin kalktığı yer burası. Burası hemen eski belediye binasının hemen yanı. Yani yemek nerede yiyeceğim dediğinizde en büyük olarak karşınıza bir yer çıkıyor. Birgi sofrası hemen şu aşağıda ama onun dışında ufak ufak yerler de var. Burada bir çay kahve yeri var. Dün bir yer sorarken burada oturan herhalde sanırım anne kızdı. Onlar bizi öyle güzel karşıladı ki biz aslında yanlış girdik. Kapı şuradaymış, şuradan girdik ama yüzleri çok gülüyordu. Onlar böyle çok sıcak geldi bana. Tercih sebebi bence ilk, başka bir süzgeçiniz yoksa bence bu olmalı. Şu an çok fazla bilgi sahibi olmadığım bir yerde olduğum için gösterdiğim bazı esnafları çok böyle bilerek göstermiyorum. Yani ne yaşarsınız, ne yaşamazsınız açıkçası ben bilmiyorum. Burası bilgi sofrası. Karşıda ufak böyle atıştırayım dediğinizde şöyle aşağı doğru gidelim. Kasap var. Kasabın hemen yanında bir köfteci var, ızgara çeşitleri. Hemen şurada bir fırın var. Akşam şurada bir kahve içtik. Kahve 8 lira şurada. Şurasıydı değil mi? Evet, kahve 8 lira. Böyle aşağı doğru giden bir yol. Çok fazla yürüyeceğiniz için, bir de bazen havalar burada çok fazla değişiyor. Aynı saat içinde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şu an mesela benim üzerimde bir kapşonlu var. Ama altında da Ege'de yaşayan birinin mutlaka bilmesi gereken bir şekilde tişört var. Duruma göre üstünüzde de bir mevsim var. Bunu çıkartıp tişörtle baş başa kalabiliyoruz. O yüzden bu ufak ama önemli detayı da unutmayınız lütfen. Antika severler burayı ziyaret edebilirler. Birgi Antika. Yani Osmanlı'dan sonra Birgi'nin çok önemli aileleri tarafından korunarak günümüze kadar gelmiş burası. Taşa, eski ağaca, doğaya, buradaki en ufak bir kalıntıya değer veren aileler tarafından bugünlere kadar gelmiş. O yüzden eski çok değerli, o yüzden eski çok önemli. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ne konuda? Murat ben. Murat Bey, memnun oldum. Hemen yanaştım size, niye biliyor musunuz? Biliyorum. Bir enerji var, bir patlatmak. Tabii ki, evet. Ben bak, enerjili bir insanım zaten. Ben Birgi'ye bundan 10 sene değil 15 sene önce Birgi tarihini anladan
kişiyim burada ve belgeselde benim bir saat konuşmam var. Nasıl Murat Bey, yakaladık sizi? Vallahi yakaladınız. İsmini ya. İsmini neydi? Çok mu? Çoban Mehmet. Çoban Mehmet mi derler size? Evet. Dişleri yaptırmadım. Yarın da son daktıracağım da kusura bakma. Hiç sorun hani biraz değil. Şey, hiç sorun nereden değil. Geliyorsunuz böyle Muğla ya? Muğla efendim. Muğla çok evet. Güzel. Dünyanın en güzel yerinden geliyorsunuz. Burası? Burası da başka güzel yer. Şöyle. Burada kırsaldır. Bizim halkımız yazın burada kimseyi bulamazsın. Çünkü bizim burası... bu ülkemiz çok verimli bir topraklara sahiptir. O yüzden yani yerliler, biz yerlil deriz bunlara. Yaylalı. Yani biz de yerliye çıkıyoruz. Mesela daha Kemer, serinleri. Bolda, Ovacık gibi yaylalara bir gideresini çıkarlar. Çok güzeldir ya. Gerçekten peki. Doğaldır, güzeldir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mudar Bey. Memnun oldum. Ben ayrıca memnun oldum. Gelirseniz ben size buranın ilk közleme bir de yapan benim ailem buranın yani yerlisi ve sizleri bir ısırgan otlu tamam. Közleme bir de söz tamam. Veriyorum. Yazın evim ben burada. Geleceğim tekrardan çünkü ben sevdim burayı. Benim buraya ikinci gelişimdi. Daha sonra tekrar geleceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Tamam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Video akıyor. Bir şekilde nasıl vakit geçireceğinizi anlıyorsunuz ama yaşamlarla ilgili videolar çektiğim için ve onun derinliklerini merak ettiğim için biraz yavaş yavaş da oraya kayıyor gibi de durum da oluyor. Onun da farkındayım. Ada Kızı Köy Evi diyor. Herhalde bu sokağın içinde. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Çok fazla alternatif yok ama adalar gezileri yaparsınız. Ben de oralarda yaşarken gittiğim yerden bir tanesi oydu. İşte Büyükada, Heybeliada, Sedef Adası. Aynı hissi alıyorum şu anda. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani çok fazla yürümeli. Aa burada bu varmış. Aa şurada şu varmış. Diyeceğiniz bir kokuda geziyorsunuz burada da. Bak. Burası da en az 300-400 yıllık var. Aşağıya sadece bir temizlemiş. Kireç atmış. Muhtemelen burası da şu anda restore ediliyor. Bu evlerin çok fazla temelleri olmadığı için müzisyenler iyi anlar beni. Yüksek baritonlu böyle ağır araçlar geçtiğinde evler de sallanıyor yani. Dün kaldığımız yerde hissettim. Aa evet, tahmin ettiğim gibi restore ediliyor. Burası da yeni sezona hazırlanılıyor. Al işte eskiye ait bir görüntü daha. Ne kadar sıcak. Birinin çok fazla anlam yüklediği bir şey başka birisinde o ne ya falan gibi gözükebilir. Çok normal. Ama ben bu insan çeşitliliğini, fikir çeşitliliğini çok seviyorum. Biraz tatil anlayışımda bu çeşitliliği kendime yüklemek istiyorum. Ne kadar yakın. Kaç yıllık bir kapı. Ahır tabii ki içerisi. Ya o çocukların o şeyi hissetmesi lazım. Çocuklu aileleri daha çok böyle sanki bir şeyler söyleyesim geliyor. Biraz buraya araştırıp, bilgi yüklenip gelirseniz çocuklarınızla, anlata anlata da sokakları gezerseniz, bak öğrendim mi falan değil de, onlardan ne yankı uyandıracağınız hiç belli olmaz, inanın. Şuraya bakar mısın bir? Dur, kamerayı bir çevir. Acaba yıllar önce, mesela Umur Bey burada önemli, 25 yaşında hükümdar olmuş. Yıllar yıllar önce, 100 yıllar önce karşıdan atlılarla arkadaşlarınız geliyor. Yani selamlaşıyorsunuz, geçiyorsunuz falan. Yıllar önce bunlar yaşanmış burada yani. Şu ağaçlar onlara tanıklık etmiş. Nasıl? Burada şimdi mesela biri yaşıyor. Şu an dönmüş tabii ki. Günümüze çevirdiğimizde oralara ufak ufak köşkler yapmışlar. Görüyorsunuz. Geldiğinizde orada oturabilirsiniz. Dışarıdan yemek istemiyorsanız bence domates, peynir, karpuz işi görebiliyor ya. Onları yiyebileceğiniz yerlerde oluşturmuşlar. Şurada da zayıflarsın, şurada da kilo verirsin, şurada da aşağı yukarı bir çıksan şöyle bir. Oh, ah teyzelerim var orada bir şeyler satıyorlar. Geliyorum, geliyorum. Tilki şenler var. Evet. Kendi zeytinyağları mı bunlar? Evet, kendimizin. Tamam, ceviz var, zeytin var. Şurada şey... Karabaş otu. Karabaş otu bu da. Evet. Ama bunlar fazla büyümüş ha. Evet. Evet, bunun bir tane attığın zaman çayır
inanılmaz renk veriyor ve hatta belki bunlar büyük, bunların bir tanesi bile fazla gelebilir yani. Siz bir ilgilisiniz, burada satış yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Tamam. Yazın gelirler. İnşallah. Tamam. Ben bir şey almıyorum. Sen konuşmadın çünkü, almıyorum bir şey. Evet, şaka yapıyorum. Ya. Şaka yapıyorum, şaka. Ne aldın, ne vereceğim bana? Vallahi bak şundan vereyim. Çekişen bak. Mi alayım? Evet. Biz bunu çiğ de yiyoruz biliyor musun? Evet, çiğ de güzel olur. Ama biraz ver bize, olur mu? Seni kırmayalım. Bir demet ya. Tamam. Bir demet, böyle biz vereceğim. Bunu bir şey söyleyeyim. Soğanla, pırasayla kavurup. Tamam, doğru söylüyorsun. Evet. Peki şey mi bu? Yol gider mi bu şimdi? Hiçbir şey olmaz. Tamam, yol sar. Gider. Kaç kuruş? 60 lira. 60 lira. Aa, bir dakika. Şu an cebinizde para yok. Bekle. Arabada. Çekimi, tamam. Bu kalsın. Çekimi yapalım. Çakırağa konağına gidiyoruz. Dönelim alayım. Koy poşetin içine. Tamam. Gitmeyeceğiz, merak etme. Belli olmaz. Biz kaçamayız bir yere. Yapanlar çok da. Yapanlar çok. Biz yapamayız. Bizi herkes tanıyor. Yumurta. Bizim daha suç işleme şey. Yumurta lazım. Yok, yumurta şimdi Muğla'ya gideceğiz ya. Ama şu olur, tamam mı? Tamam. Tamam, seni kırmayacağım, alacağım tamam. Onu. Hadi geliyoruz şimdi. Çünkü para arabada. Yeni gelin evi. Evet, buraya girdik. Buradaki her bina gibi Cumhuriyet döneminden kalma bir yer değil. 100 yıllık bir yer burası. Düğünleri olduğu zaman da yeni gelin, yeni gelin, yeni gelin falan diye çok konuşulduğu için ya demişler bu isim böyle biz çok ağzımızda dolaştı. Bunu kullanalım demişler. Burayı da böyle hem konaklama hem restoran mahiyetinde bir yere çevirdikleri için de buraya yeni gelin evi demişler. Açıkçası ben internette gördüğümde hani eskiden kalma bir tarihi olan, bir hikayesi olan bir yer gibi hissediyordum. İçerisi de böyle, orada bir restoran bahçesinde oturabilirsiniz. Sizin için bir gide alternatif olabilecek bir yer. Çok fazla kuş sesi var değil mi? Rahatlatıyor böyle yürürken. Hani bazı müziklerin altında sizin aslında çok fazla duyamayacağınız ama dikkatlice dinlediğinizde duyacağınız, sizi coşturan böyle tempolar vardır ya, melodiler vardır ya, aynı onun gibi. Çok siz böyle fark etmiyorsunuz ama arkadan böyle gelen kuş sesleri sizi dinlendiriyor. Nar tanesi de yine karşınıza çıkacak. Mutlaka orayı görün, gidin denilecek yerlerden bir tanesi. Nardanesi de burası. Şöyle bir sokağın içinde. Yine duraklarınızdan bir tanesi olabilir. Kahvaltı, çay, çorba, kahve, gazoz. Çok sıcaklarda dinlenecek bir yer. Ya siyahın içinde hemen beyaz böyle sırıtır ya. Bu kadar böyle yığma taşlarla yapılmış eski evlerin içinde böyle yapılar hemen dikkat çekiyor. Bu muhtemelen Bizans motiflerine benziyor gibi değil mi sanki? Şu arada kalmış. Çakırağa konağı ne arkadaşlar? Bakanlığın korumasında olan bir yer. Hani yol kenarları böyle haz verir ya insana, yol kenarında açılmış. İstanbul-Muğla yolunda ben çok böyle rastlamıştım. Manisa falan civarlarında hemen böyle evinin önünde ufak böyle bir şeyler yapmışlar. Çay kahve içiyorsun, dinleniyorsun falan. Yine öyle bir şey hissettim. Evinin hemen önü, yine eski tarihi bir ev. Yığma taşlarla yapılmış duvarlarına kadar. Hemen önüne tabii ki turizm yeri olduğu için böyle rengarenk hemen dikkat çekiyor zaten. Enerji sizi buraya çağırıyor. Hemen böyle bir şey açmış. İncirin, bademin, kuş incirinin, kiraz kurusunun fiyatlarını da görmüş oluyorsunuz. Şu Birgi'ye özel bir incir mi? Evet baba. Bardacık inciri. Evet. Ne farkı var? Normal işte kuş incirinden. İrim ağzı mevkisi. Evet. İncirin en kaliteli yeri orasıydı. Bu yeraltı sularının dışarı çıkardılar, pompala yaptılar ya sondajlar. Ondan sonra öldü bu iş. Burada çok çeşme görüyorum.
Çeşmeye ağzımızı dayayıp içebilir miyiz çok gönül rahatlığıyla? Tabii içersiniz efendim. Klor mu, klor katkısı mı var değil mi? Normal dağdan bir yer gibi bizim sularımız. Doğal su. Direkt kaynak suyu. Kaynak suyu. Zirveden geliyor yukarıdan. Tabii bu sene karımız yok. Kar yok bu yıl. Kar olmadı. Kar olmadı. Sular biraz yazın noksanlar için bilmeyiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Bilgi hatıramızı pozumuzda verdik. Şahin, Murat, Anadol. Eskiye ait arabaların da çok fazla olduğu yer değil mi? Çattı değil mi gözüne? Video köprüde biter. Niye böyle bir şey söylediysem? Böyle bir şey olmayabilir yani. Evet, videomuz bitti. 365 gün yaşamın olduğu bilgiyi gezilecek, görülecek mantıkta sizlere ulaştırmaya çalıştım. Kendi gözümden, ama dediğim gibi sizler diyebilirsiniz ya şuraya da gitmeliydi, buraya da gitmeliydi, aslında böyle de bir yer vardı veya bu kadar mı gibi düşünebilirsiniz. Benden bu kadar. Siz de kendi kafa yapınızda, kendi bakış açınızda, kendi ışığınızda gezip görün. Biraz da size bırakayım dedim. Videomuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.